Merhabalar, Elvan ve Çiçekleri kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere avokado çekirdeğini çimlendirmeyi anlatacağım. Biliyorsunuz ki videolarımda evde yetiştirdiğim çiçeklerim üzerinde uyguladığım yöntemleri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince. Kusurum oluyorsa lütfen affedin. Bu videomda da avokado çekirdeğini nasıl bu şekilde çimlendirdiğimi anlatacağım. Öncelikle ben evde saksılarım çok fazla olduğum için pazardan aldığım hiçbir meyvenin çekirdeğini çöpe atmıyorum. İlla ki dikecek bir yerler buluruz umuduyla saksılara gömüyorum. Bunlardan bir tanesi de avokado çekirdekleri. Biliyorsunuz ki avokadolar son dönemde çok popüler olmuş ama vücudumuz için çok yararlı yağlar barındıran güzel bir meyve. Özellikle limonla ve zeytinyağınla buluştuğunda gerçekten damaklarda iz bırakan bir lezzet. Bu sebeple de ara ara aldığımızda çekirdekleri mutlaka ki suya koymaya çalışıyorum. Sizlere de bu yöntemi nasıl yaptığımı aktarayım. Avokadoların iç kısmında böyle sert çekirdek kısmı vardır. Onlar da böyle siyah ince bir tabakayla kaplıdır. Siyah da demeyeyim de koyu bordo şeklinde. Onu öncelikle tam böyle avokadonun çekirdeğinin orta kısmını, gelecek kısmını bıçak yardımıyla zarar vermeden çekirdeği soyuyorum. Sonrasında iki tarafından ya iki tane ya bazen üç tane bardağımın boyuna göre yani suyun üzerine kalabilmesini sağlayacak şekilde kürdanlar saplıyorum. Ve bu şekilde bardağı su doldurup tamamen üstünü kapatmıyor bakın. Sadece yarım, yarım kısmını yani şöyle gösterdiğimde bakın yarısı ıslanıyor. Bu şekilde suya bırakıyorum. Onu tezgahımın bir kenarına koyuyorum. Güneş görmüyor koyduğum yer ama siz güneş gören bir yere de koyabilirsiniz. Ama biliyorsunuz ki karanlık yerde daha çabuk çimleniyorlar. Ve daha sonrasında şurada bir tane daha var bakın bu şekilde. Kök çıkaracağı zaman öncelikle alt tarafı açılıyor çekirdeği. Köklerini salıyor ve belirli bir kök uzadıktan sonra üst tarafından fidesini veriyor. Size şöyle göstereyim artık. Bakın, benim avokadomun da kökleri bu şekilde. Artık kökleri yeterince güçlü hale geldikten sonra bu şekilde boyu uzuyor. Sonrasında boyunu daha iyi görebilmeniz adına bu şekilde sizin için çektim. Bakın, boyu 20-25 santime ulaştığında artık dikilme zamanı. Benim bu fidemin dikilme zamanı geldi. Suya, tek toprağa dikmeden önce size göstermek istedim. Bu deneyimi paylaşmak istedim. Artık bunu toprağa şöyle kürdanları çıkarmadan dikiyorum. Çünkü köklerinin daha rahat salınması için diktiğim kabın içerisine böyle kürdanları ile birlikte hafif oturtuyorum. Sonrasında kökler gelişmeye başladıkça zaten dalı daha da çok büyüyor. Gelişimini bu şekilde sağlıyor. Çekirdeği sudan başka direkt toprağa ekerek de yeşertebilirsiniz. O süreci gözlemleyebilmek biraz daha zor olduğu için böyle kök saldığını, filiz verdiğini görmek gerçekten çok güzel. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Direkt toprağa koyarak da yetiştirebilirsiniz. Ayrıyeten şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu fidemi öncelikle bir küçük saksıya, belki bir pet şişeyi dönüştürerek pet şişenin içerisine dikebilirsiniz. Ve bir yıl, iki yıl içerisinde kalıp sağlam bir köklere sahip olması ve dalının iyice kalınlaşması daha sonra toprak ve uyum sürecini daha da kolaylaştırıyor. O yüzden böyle bir fideniz olduğunda lütfen direkt toprağa ekmeyin. Öncelikle onu saksıda biraz büyütün. Bir yıl, bir buçuk yıl, bazen iki yıl kadar. Sonrasında toprağa diktiğinizde inanın daha kısa sürede uyum sağladığını göreceksiniz. Bir de kış aylarının çok soğuk olmaması gerekiyor avokadonun yetiştiği yerlerde. Yani sıfırın altına düşen yerlerde mümkün olduğunca dikmemeye çalışın. Çünkü donarsa üzülürsünüz, o kadar emeğiniz boşa gider. Ama bu şekilde yetiştirip balkonunuzda belki evinizin güneş gören bir yerinde bir süreye kadar buna bakabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenirseniz elleriniz dert görmesin. Sağlıkla kalın, mutlu kalın.